Eda, seninle devam edelim canım. Tabii. Ben salonunu biraz koyu buldum. Mesela yani saatin köşede kalmış. Kendi başına çok güzel bir saat ama orada yani yetersiz kalmış diye düşünüyorum. Aynı şekilde köşedeki lamba yani kullanılmayan gereksiz buldum. Mutfağında dediğim gibi dümdüz hiçbir şey yok kullanabileceğin. Yani bomboş. Senin için de zor oluyordur eminim her şeyi yaparken zor çıkarmak. Ve ben prizin... düzen seviyorum o yüzden. Yani, ama böyle düzen olmaz. Bomboş hiçbir düzenin sen yok ki yani. Sen o şekilde sevmeyebilirsin. Ben böyle düzeni seviyorum. Ortalıkta hiçbir şey olmasını istemiyorum. Dolaplar, çekmeceler zaten bazı şeyleri kapatmak içindir. O yüzden dolaplarımın kapaklarını kapatıyorum. Kullanmak istediğimde hiç hani üşenmiyorum. Alıyorum, kullanıyorum. Temizleyip, kurulayıp tekrar yerine koyuyorum. Yani bu eminim senin için zor oluyordur. Onun dışında dolapla halıyı uyumlu bulduğunu söyledin ama halının yani yerden ısıtma olduğunu söyledin. Evet. Ona rağmen küçük bence. Ne kadar da bilerek yerden ısıtma olsa da söylemiştim. Küçük. Küçük bilerek aldım. Onun dışında yatokadan da bence o dolabın olmaması gerekiyor. Yeni bir dolap. Ya da yeni bir şey yapabilirdin. Giyinme odasındansa mesela o şekilde yani hani... yeni eski ne alakası yani, var? Yani eski hani, ve şey hani uyumsuz giyinme mu dolabın, buldun? Evet uyumsuz yani giyinme dolabındaki dolabın yatak odana çok yakışırdı. Yani ama o yorgan yapsan, koyuyorum içine yastık mesela koyuyorum. Mesela giyinme dolabını o şekilde ardiye tarzında kullanabilirdin. Daha yok. Güzel şık olabilirdi bence. Yok yani camlı olduğu için sürekli kullanılıyor. Yorgan, battaniye vesaire İçi, havlular o tür şeyleri oraya koydum. Sadece giyinme odamda kıyafetlerden sadece giyinme odası bize ait evet. olduğu için sadece kıyafetlerimizi oraya koydum. Orada sadece havlular, işte banyo havluları, yastıkları, yorganları evet oraya kendine. Koydum. Giyinme odam var zaten orada bütün evet. kıyafetimi, her şeyimi orada giyinip çıkıyorum direkt yani. Yani bu şekilde. Ama bu senin hoşuna gitmedi. Evet hoşuma gitmedi. Yani çok boş. Yatak odan çok boştu bana boş göre. Boş evleri seviyorum o yüzden evimi de boş tamam. yaptım. Onun dışında çeyizin gayet güzeldi, doluydu. Yemeklerinde yeterliydi ama dediğim gibi çok yüksek. Bence servis masasında o kadar yüksek bulunmaması gerekiyor. Sunumlukları bu şekilde üretmişler. Üretici firmalar artık biraz daha yerden bir şey yapsın ki. Var. İnşallah tamam sen İstersen o zaman bulursun, düz var. Bir şey koyarsın ama birbirine hepsi uyumlu olsun olur yani mu? Hepsi havada olmayacak ama yani bir pastayı tane... yerde nasıl koyabilirim düz bir zeminde? Pasta var, yani. Var, çok var. Var da sence mantıklı mı? Düz bir şeyin üzerinde pasta ne alaka? Ya, hepsi ama senin bütün servislerin havada. Ben havada seviyorum ama senin yorumların benim tatlarımdan, pastalarımdan daha da havada kalıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Puanımı açabilir miyim aslanım? Evet, açabilirsin Eda. Elif'ciğim, benim sana puanım 2. Madem Elif'ciğim boş bir ev yaptın, bizi böyle bir boş evde ağırladın, ben de 2 puan vermekten gurur duyuyorum. Yine adilsiz bir puanlama. Kime aslında. Göre ve neye göre? Yani bana sonuçta göre. İlk gün ve diğer benim evde günüm olduğu için bana benim göre. Kendi fikrim bunlar. Biraz çeyizimi beğendim dedin, masanı beğendim tamam. dedin. İşte birçok şeyi beğendiğini söyledin, saatini beğendim dedin. Tamam. Beğendiğin her birine birer puan var. Mı vereceğim? Saatine 1 puan. Sen bu şekilde mi puanlama? Yarımşar yarımşar yani, birleştiriyorsun herhalde. Hayır. Tamam ben de 0.25 olarak birleştirip birimi artık kaçı tamamlarım bilmiyorum. Yani için. Ben bu şekilde eğer karşılıklı olacaksa ki ben kendi evine evet. karşılık verdim ve diğer evleri zaten hiç görmedim adilsiz bile. 4-5 insan zaten... değilim. Göreceğiz. Göreceğiz. Adilsizliği tabii. sevmem. Göreceğiz. İsmim gibi dimdik dost doğruyum her zaman. Evlerinizde de aynı şeyi yapacağım zaten. İnşallah. Peki Burcu, seninle devam edelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, benim puanım adilsiz değil, gayet adaletli olacağını Teşekkür düşünüyorum. Teşekkür ederim canım, beni düzelttiğin için sağ Altını ol ya. Çiziyorum, aynen. Çok iyisin. Ben öncelikle emek olduğunu düşünüyorum. Yani küçücük kızıyla 16 çeşit yemek hazırladı. Yani tatlısından, Bravo. Tuzlusundan. Öncelikle eline, emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. Çeyizini ben gerçekten beğendim ama çeyiz dediğim gibi bu devirde artık hiçbirimizin işine yaramıyor. Onları evet. fazanın altına koyuyoruz, öyle kalıyor. Yani evde kendi tercihin, biz sadece gördüklerimizi söyledik. Sen televizyonu başka türlü de kullanabilirsin ama biz kendi gözlemlerimizle bana karanlık geldi sadece. Yani çok eşya sevmiyorsun ama düzenin, böyle bir evi olmasını o kadar çok isteyen insan var ki.
kızlarımızda. Tabii eski ki. Gelinde de yeni gelinde de. Yani gerçekten çok zor hele ki şu devirde. Ama eşyaların hepsi çok güzel ama yerleri çok farklı. Yani çok düzensiz yerleştirmişsin. Mutfağında, bir bayanın mutfağında öncelikle elimizin altında her şeyin olmasını istiyoruz. Mutfağına girince bomboş. Tanımadığın bir insan ya da evine gelen bir insan, yeni gelmiş bir insan mutfağına girdiğinde sana yardım edecek ya da neyi nereden alacağını bilemez. Yani gözümüzün önünde işte gerek çöp kutumuz, gerek çay makinemiz, hepsi gözümüzün önünde olması gerekiyor. Her şey çok güzel. Evet. İşte bu dediklerimi sadece beğenmedim. Beğenmediklerim de benim için adaletli beğenmemek ve gerçekten doğru söylüyorum. Tamam. Çok farklı bir bakış açısıyla evet, eleştiriyor. Evet, ben de ona karşılık cevap vermek gerçekten için teşekkür ederim adaletli davrandığın için. Tabii ki senin bakış açın farklıdır, benimki farklıdır. Dediğim gibi tezgah üzerinde zaten siyah tezgahım. Duvarım da siyah olduğu için zaten simsiyah bir zemin. Çok fazla bir şeylerle doldurup kalabalık yapmak istemiyorum. Zaten siyah olduğu için çok fazla toz oluyor siyah olduğundan kaynaklı. O yüzden ben de elimin altından hepsini kaldırıyorum. Çekmecelerde kullanıyorum. Zaten açıklama yapmıştım. Kendi tercihi. Evet. Kimse zaten eleştiriyi kabul etmez. Hiç kimse kötü tabii eleştiriyi ki kabul etmez. Kimse yoğurdum ekşi demez. Kabul etmese de eleştiriliyoruz. Öyle. Eleştiriyoruz maalesef. Ben artık puanımı vermek istiyorum. Tabii ki. Peki puanını açabilirsin Burcucuğum. Sana puanım 3. Bana adilsiz diye konuştu kendisi ama adilsizliğin ne demek olduğunu bilmiyor sanırım. Yani adilsizlik değil, gayet adaletli bir puan verdiğimi düşünüyorum kendisine.